Baba. Gel. Nasılsınız? Okuyorum. Artık bu yaştan sonra öğrenmek için okumuyor insan. Kopmamak için okuyor. Yaşamaktan kopmamak için. Sen ne yaptın? Bugün pek çalışmadım baba. Dışarıdaydım. Nihayet. Oğlum. Senin yaşa birinin bu kadar çalışması zaten normal değil. Bak söyleyeyim sana. Baba. Çok iyi bir iş var. Ya. Evet. Ama sizin onayınızı gerektirecek bir riski var tabii. Neymiş bu iş? Martı grubunun röntgeni. Ciğerleri ne kadar biliyoruz artık. Yılbaşına doğru alımlarını biraz şişirip sonra da üflersek baba, adamların en az %70'ini bir lokmada yutarız. Müthiş. Son 10 yılın en büyük operasyonu bu olur. Düşünsenize. Bunları nasıl ele geçirdin? İçeriden birini, yani satın aldım çesi. Erhan, bunları yapamazsın. Yapmayacaksın. Ama neden? Bu tam ayağımıza geldi. Hayır. Bir kıçı kırık zeytinyağı atölyesinden buraya geldik Erhan. Şimdi İstanbul'a tepeden bakıyoruz. Senin başın dönmüş olabilir ama ben bu mesafeyi ölçebiliyorum hala. Çok yol aldım. Çok şey gördüm. Ama oğlum, parçalayarak, can yakarak iştahımı söndürmek istemiyorum artık. Dünyaları yiyip sonra dünyaları kusmak istemiyorum. Bir daha onları böyle kısırabileceğimizi hiç sanmıyorum baba. Mesele kapanmıştır. Bana kızma. En azından bunlar için. Siz nasıl isterseniz baba. Kimin kedisiydin sen ha? Nesrin zillisinin mi? Yoksa bankacı Berk itinin mi? Erhan Tuna'dan salam almak pahalıdır.
Yusuf, ateşimi yaktın, bari bir sigara ver. Ama Hikmet Bey. Hadi, merak etme, ben seni ihbar etmem. Sen de ağzını sıkı tutarsın, olur biter. Peki efendim. Hanımefendi çok kızıyordu efendim, o yüzden. Sağlığınızı düşündüğü için kızıyor tabii. Aa, kızar o. Ona karşı boynumuz kıldan incedir. Maşallah. Kurtaramıyoruz Yusuf. Ne yaptıysak boş. Gidiyor Leyla. Leyla. Evet. Erhan benim. Merhaba baba. Hiçbir programım yok baba. Sıkılıyorum hatta. Annen kahveyi birlikte içelim diyor. Gel istersen. Çok iyi olur baba. Hemen geliyorum. İğrençsin Erhan. Hadi git, vaktim yok. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş geldin oğlum. İyi akşamlar anneciğim. Neredesin Ayda? İnsan arada çalar şu kapıyı. Çocuğa kızma Leyla. Koşturuyor da işte, ne yapsın? İyi misin? Süzülmüşsün sanki biraz. Hayır anne, iyiyim. Sen nasıl oldun? Ben artık sorulmaması gereken bir noktadayım. Anne yapma lütfen. Sağ ol. Teşekkür ederim. Seni çok özlüyorum Erhan. Bilmem ki bu illetten midir. Anne, buradayım işte. Bir an önce evlen. Paranın pulun sonu yok. Didişmenin, doymanın, acıkmanın sonu yok. Evlen, çocukların olsun. İnsan çocukları olunca anlıyor ateşin ateş, gölgenin gölge olduğunu. Tabii anne. Ama bunun için iki şeyi beklemem gerek. Ne? Peki neymiş o iki şey? Birincisi, bir Leyla Hanım bulmak çok zor bugünlerde. İkincisi, biraz daha büyümemiz lazım. Daha fazla, daha çok, en büyük olmamız lazım. Başlamayın Erhan. Ama baba. Sabun yapacağız. Az satacağız. Zeytinlikleri de elden çıkarmayacağız. Ve Türkiye'nin yarısını da istemiyorum ben. Sen de istemeyeceksin. Yine başlamayın. Baba, siz koç değilsiniz. Sabancı da değilsiniz. Hatta kredi aldığımız Yakup bile değilsiniz. Ve ben büyük olmak istiyorum. Çok büyük. Çünkü bu denizde yutulmak istemiyorum. Hiçbiri değilim. Baban olmakla yetinebileceğimi sanıyordum. Ama senin baban olmak artık korkutuyor beni. Çok korkutuyor. İyi geceler. Koç da değil, Sabancı da değil, evet. Ama senin ateşlendiğin her gece ağladı, biliyorsun değil mi? Ya sen? Sen kimsin? Kızım, bakın buraya. İstirahat edeceğim. Tabii.
Onun durumunu beğenmiyorum Leyla. Sanki ne bileyim... Sanki içi de dışı da demirden yapılmış gibi. Çok hoyrat Leyla, çok. Çok kıyıcı. Bazen gözlerinde bir şey yakalıyorum. Böyle vahşi hayvan bakışlarıyla. Leyla beni bile korkutuyor. Hayır. Para harcamıyor. Çalışmadan kaçmıyor. Bir savrukluğu, bir serseriliği yok ama... Ama doymuyor Leyla. Önüne çıkan her şeyi ezmek istiyor. İstiyor ki gölgesinde kalacağı bir şey olmasın. Ne bir arşın daha uzuna tahammülü var, ne bir karış daha uzağa. Korkuyorum Leyla. Korkuyorum. Fahri Bey'i çağırıp hemen odama gelin. Tabii efendim. Siz önümüzdeki 15 günün bütün randevularını iptal edin. Fahri'cim, ben bir süre yokum. Bayram sonrasına kadar durumu idare etmeni rica ediyorum. Notları bilahare bırakırım. Hayırdır beyefendi? Gidiyorum Fahri. Gidiyorum. Yusuf'a söyler misin çıkacağız? Hı hı. Hikmet, nedir bu? Vekaletini alacağım. Almam lazım. Ne? Ne vekaleti? Hacca gidiyorum Leyla. İnşallah. İnşallah gidiyorum. Hikmet. Hikmet. Senin vekaletinle. Senin için. Sonra Allah ömür verirse bir daha. Hikmet bu. Bu. Neymiş anne bu büyük değişiklik? Söylemeyecek misin? Baban gidiyor, sonunda gidiyor. Gidiyor mu? Nereye? Hacca.
Hac etmeye gidiyor baba. Ne? Hacca mı? Evet oğlum. Düşünsene. Delirdiniz siz anne. İkiniz de kafayı yediniz. Neden? Ne oldu oğlum? Düşünün biraz be. Biraz düşünün. Siz kendinizi hala o kasaba yağcıları mı zannediyorsunuz ha? Kasaba yağcıları mı? Tuna ailesi kocaman büyük bir para makinesinin üstünde oturuyor anne. Bizim en hafif rüzgarımız bin kellenin kasırgası demek. Sen de kalkmış yok hac yok bilmem ne. Erhan delirdin mi oğlum? Delirmesi yok yok. Aforoz edilirsiniz anne, aforoz. Kimse adam yerine koymaz sizi. Cemiyet de kabul etmez, para da. Hiçbiri. Sürgün edilirsiniz. Umurumda bile değil. Cemiyetmiş. Bu işe, bu komediye el koyma zamanı geldi Leyla Hanım. Hatta geçti bile. Erhan. Haçmış. Kafayı yediniz. Bunadınız hatta. Haçmış. İki de deve getirip bağlasın bahçeye ha? O nerede? Konuşmalıyım onunla. Baban mı? Şehir dışında. Neden? Bir arkadaşıyla vedalaşmaya gitti. Hacca giderken bu yapılır biliyorsun. Oğlum nedir böyle taksit taksit getiriyorsunuz? Dün dedim ki size tedarikte olun dedim. Şuna bak, kedi yemeği kadar ıvır zıvır şeyler. Koy. Hay Allah'ım, ulan kızanlığınla şanlığı iki paralık ettiniz be. Tüh size, beni rezil ettiniz ha. Şimdiki gençlerin kurşun asılı bacanak. Hem vallahi hem billahi. Şunlara bak. Kımıl 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 kımıl. Kımıldamıyorlar bile. Yapma Rahim. Ben seni bırak görmeye ya geldim. Bırak şimdi yemeği içmeyi. Haklısın. Azıcık halleşelim. Doğru dersin bacanak. demek kararı verdim. İnşallah. Hayırlısı. İnşallah. Arkadaş, ben o vazifeyi 9 sene önce gördüm. Biliyor musun Hikmet? Allah şahidimdir. Hani kendi kendime, ulan sakalı ağırtan basıp gidiyor. Neymiş, ne değilmiş bir göreyim diye geçti içimden. Değil mi ya? Hani bizim Çakır'ın Lütfü gitti. Dönüşte ağlıyor kardeşim. Mıstık'la Kavici Süleyman gittiler geldiler. Susturabilene aşk olsun. Vallahi dedim ya. Allah affetsin. Kendime dedim ki, ulan hakikaten acaba böyle mi bu iş? Ama bacanak. Hem vallahi hem billahi. Aha yemin sana. Evladın gelse, 30 sene mezar yatmış baban dirilip gelse, o kadar sevgili gelmez adama. Ne diyorum kardeşim? Ben o Allah evinden çıkarken ağladım. Bir de Resulhanesine girerken. Hayatımda öyle yaş dökmedim. O toprağı bizden yana da öp. Peygamber turabına selam götür. Git tabii ya. Git. Git. Oğlan nasıl? Seninki? Bilmiyorum Rahim. Geriye çekilip bir bakarsan her şey yolunda. Ama biraz ciğerine baktığın zaman da korkuyorum biraz. Ne yalan söyleyeyim, korkuyorum. Durmuyor ha. Sen yürü dedin, o devire dağıta koşuyor öyle mi? Aynen öyle. Ha. Bir delilik. Ne bileyim, Allah esirgesin, bir halt eder diye korkuyorum. Vallahi arkadaş, etinden et, kanından kan dersin ama hepsi ayrı ayrı. Allah'ın bir kulu işte. Kalpleri Yaradan'ın parmakları arasında. Korkuyorum. Sağa da çevirir, sola da. Ne yapacaksın? Evlat işte. Neyse. Hadi hakkını helal et. Helal hoş olsun. Sağlıcakla git, sağlıcakla dön. Buyurun efendim. Hadi. Yarabbim. Güle güle. İyi yolculuklar. Thank you.
Allah'a ısmarladık. Hakkını helal et. Helal olsun. Sen de et. Sağlıcakla git, sağlıcakla gel. Zeytinci Kemal'in kızı. Mukayyet ol kendine. Aman. Yusuf, hadi geç kalmayalım. Buyurun. Baban oralarda ölürse... ben sıcak bir hatıra taşıyacağım içimde. Ya sen? Sen ne taşıyacaksın? Nasıl taşıyacaksın ha? Elini bile öpmedin babanın. Elini bile. Gidelim. Bana lütfen genel müdürü ve diğer yöneticileri çağırın. Peki efendim. Hemen. Dikkat edin çocuklar. Biraz daha sağ. Tamam tamam. Biraz daha sağ. Tamam tamam orası. Bana söyler misiniz? Şirket üzerinde tasarruf hakkımın sınırlandırılması da ne demek ha? Söyledim Erhan Bey. Babanız Hikmet Bey'in bir kararı bu. Şirket tüzüğüne geçici bir madde koyuldu. Ve korkarım şu aşamada bir şey yapmak pek mümkün değil. Ya ikinci büyük iş senin rızası olursa? O zaman durum değişir mi? Yani... anneniz mi efendim? Evet tabi. O zaman değişir Erhan Bey. Şimdi gidebilirsiniz. Ha, ben şeffaf yönetimden yanayım. Şunu açıkça söyleyeyim ki, babam, yani sizin hacı babanız dönüp de benim de operasyonum tamamlandığında şirketin önünde işportacılık yapacaksınız. Anladınız mı? Kovulacaksınız.
Yani şimdi sen benim hisseleri devretmemi mi istiyorsun? Evet. Hisse mi? Artık hisselerle mi konuşacağız? Bu ailede hiç şahit oldun mu böyle şeylere? Anne, anlamaya çalış. Babam... Bunu yapmayacağım. Ne? Ama neden? Çünkü ana babasını yüzdelik nispetler olarak gören bir oğuldansa... yanlış da yapsa yüreğiyle yapan bir eşi tercih ederim. Bundan sonra tek bir saniyemi bile bu çürük kokusunu duyarak geçirmeyeceğim. Hoşça kalın sevgili anneciğim. Anneniz Leyla Hanım. Bugün kendini biraz iyi hissetmiyor da. Haberiniz olsun istedim. Ya. Yanında mı annem? Konuşabilecek mi? Bir saniye efendim. Erhan Bey. Erhan, oğlum. Hasta mısın anneciğim? Çok üzüldüm. Hayır oğlum. Yani abartıyorlar biraz. Ya. İyi. Hemen geber o zaman. Hiç durma. Kafanı koy yastığına ve nalları dik. Kalk. Hemen. Hemen geber. Hülya serpeyim ha. Zevkle. Erhan Bey. Anneniz. Lütfen bir şeyler yapın. İlgilenin annemle lütfen. Ben de geleceğim. Fırsat bulur bulmaz. Bayramınız mübarek olsun Erhan Bey. Babanız da şimdi ne mutlu Arafat'tadır. Müzik
İzin verirseniz çıkacağım Erhan Bey. Tekrar iyi bayramlar. Tabii çıkın. İyi geceler. İsterseniz biraz da ben bekleyeyim. Siz istirahat edin biraz. Bir şey olursa haber veririm size. Tamam. Çok üzüldüm. Başınız sağ olsun. Yapabileceğim bir şey varsa... Sağ olun doktor. Sağ olun. Babanız Hikmet Bey'e haber verildi mi? Hayır. Dayanamamasından korkuyorum. Döndüğünde nasılsa... Haklısınız. Hoş geldiniz baba. Nasıl geçti? Ah oğlum, kaç zamanda sana anlatsam oraları. Hadi gidelim. Annen nasıl? Efendim? Ha annem iyi. Çok iyi. Sapanca'daki evdeyiz şu an. Sapanca mı? Sapanca'ya mı? Şimdi oraya mı gidiyoruz? Evet. Bahçeye çıkıp dolaşabiliyor bu aralar anne. İhtiyaç molası ha? Evet. Baba burada bir şey var.
Neymiş o? Demek bu kadar olacaktı. Çok kaldın önümde. Fazla. Ne alt edeceksin et hadi. Ne o? Bağırıp çağırmayacak mısın? İnsanın katili kendi oğluysa kimi çağırır ahmak? Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.